Merhaba arkadaşlar. Size Envy F30 cihazımızın Envy Skyn programında çekmiş olduğumuz bir görüntüyü yorumlamaya göstereceğim. Öncelikle bir tane örnek dosyamızı açalım. Müşterimizden gelen. Örnek projemiz bu. Arazide çekim yapmaya başladığımız nokta burası. Sıfır yazan yer. Kaç profil atmış? Burası gitti. İlk profil 1 gelmiş. 700 gelmiş. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 profil atmış. Sıfırdan başladığı için iyi eksik. Şimdi burası yeni dosya açma yerimiz. Yani yeni projeye başladığımız zaman buna basıyoruz. Burası dosya açma yerimiz. Burası kaydet. Burası orijinal genlik. Yani genlikleri oynadığımız zaman gölgelendirmeleri veya tam tersi gölgelendirme arttırdığımız zaman burası orijinal ilk çektiğimiz hale getiriyor. Bu arttır, bu azaltır. Şu üstten bakış aslında yani şunu çevirdik falan acaba nerede falan çalmıyor. Şöyle bastığımız zaman ilk orijinal haline geliyor. Üstten bakış. Sağ üstten. Burada 5 tane renk paletimiz var. Artık sizin göz zevkinize kalmış. Hangisini isterseniz ona bakabilirsiniz. Ayrıca filtrelenmiş oluyor. Mesela şurada şu görüntüde iki tane anemonemiz var. Biri burada. Biri burada. Yatay. Şuna basmadan daha belli. Şurada dinamiğimiz var. Bunu artırarak daha da belirgin hale getirebiliyoruz. Ağızdaki anavarları. Şimdi burada ne görüyorsunuz derseniz şöyle bakıyoruz profillerimize ne var. Burada minimum, maksimum değerlerimize bakıyoruz. Böyle onlu sayılarsa yani 100'e kadar olan sayılarda 20 fark. 100'den 200'e kadar yani yüzlü sayıysa 100'den 1000'e kadar olan sayılarda da 200 fark olması lazım. Şu an arazideki elektromanyetik şiddetimiz işte 20 ile 35. Sonra 20 ile 63 olmuş. 40 fark var. Zaten üstteki grafikte de belli. Üstteki grafiğimizde şu grafiği temsil ediyor. Onu da göstermiş olayım. Yani giderken yavaş yavaş artmış sinyalimiz. Yani şuralarda görmeye başlamış mesela anomali gelmiş. Geçten sonra normal devam etmiş toprak seviyesinde. Bu tarafa bakalım. 30-44 minimum maksimum. 23-41, 25-42 neredeyse 20 farkı var. Olan da şurada bir anomali var. Zaten yani farktan ziyade görüntüye baktığımız zaman şöyle söyleyeyim. Mesela şu çizgiler devam etmesi gereken edememiş çünkü burada sinyali bozan bir şey var. Yani güçlü bir elektromanyetik alan var. Belli yani şeklinden de belli. Bu denendi, test edildi, açıldı. 2,5 metrede sandık çıktı. Büyük bir sandık. Keza burada da var. Bu açılmadı. Şuradan da kurşun yani kurşun büyük bir kurşun maden atık bir dakika öyle bir şey çıkmış. Müşterimizin bize söylediği bu. Derinlik alma konusuna gelince mesela şuradaki anomalimizin derinliğini alacağız. Şöyle bir grafik çıktı. Sinyalimiz nerede artmaya başlamış? Burada. Buraya bir sol tık yapıyoruz. Nerede düşmüş? Tam karşı hizasına. Şurada sağ tık yapıyoruz. Şurada derinlik yazan yer bizim derinliği veriyor. Yani 1,92 metre. Bu derinlik tam bir tutmayabilir. Yani 2 metreler, 2,5 metreye çıkar. Yani 2'ler, 1,5'ta çıkar. Yani bir yarım metre falan yanılma payımız var. Yani mesela şuradaki anomaliye bakarsak. Buradan gayet net alabiliriz.
Sinyalimi şurada atmış. Bu böyle geldiği için şurası, şurası yani. O zaman ne yapıyoruz? Arttığı yere sol tık. İçine düşmüş. Yani şu alan boşluk. Sonra tekrar atmış. Sonra tekrar düşmüş. Düştüğü yerde sağ tık yapıyoruz. Derinliğimiz 1,5 metre. Dediğim gibi tutmuyor muydu? Yani 1,5 dedim. Mesela bu 2-2,5 arası bir şey çıkmış. Tam tutmaz ama yaklaşık olarak verir. Öyle söyleyeyim. Mesela böyle konular tam denek şöyle de anlamıyorum. X'i Y yaptığımız zaman profil çizimi bu sefer yatay oluyor. Şöyle üstüne gidip buraya sol tık. Buraya sağ tık yaptığımız zaman 1 metre. Burada bir filtre konusu toprak seviyesini kaldırdığımız zaman şimdi diğer renk paleti yapacağım. Toprak seviyesini kaldırdık. Dinamiği arttırdık azıcık. Biraz. Gördüğünüz gibi ana modelimiz çıkmaya başladı. Toprak harcı olan en yüksek elektromanyetik alanlar. Şu en yüksek. Burası sandıkların çıktığı yer. Şuradaki çıkmadı. Onun neden çıkmadığını söyleyeyim. Şöyle orijinal genlik yapıyorum. Toprağı tekrar işaretliyorum. Şurası mesela. Burada bir tane olduğundan şüpheleniyoruz. Çünkü buradaki ortadaki kurşun plaka olduğu şey çok yüksek bir elektromanyetik alan geldiği için burayı örtülemiş. Net çıkmamış. Ama buradaki daha net. Demek ki daha kuvvetli, güçlüydü. Cihazımızın programı böyle basit. Kullanımı zor değil. Yorumlaması da böyle. Şimdi mesela hani arkadaşlar böyle istiyor ki hemen görüntü verdiği zaman böyle net belli olsun odanın işi veya yapım şeyi. Öyle olmuyor yani şu an en yüksek teknolojileri kullandığımız zaman gayet net bir yani GPR radarda mesela çekim yaparken 3 boyutlu atıp da ancak böyle bir görüntü alabilirken bizimki net hemen ilk çekimi attığınız zaman bilgisayarda ekranda bu görüntü net ham data olarak böyle çıkıyor. Yani ne olduğu belli oluyor yani. 3 boyut. Başka bir örnek dosya açayım. Ben kendi çekimden yaşıyorum. Bu şeyimizden söylüyorum. Yani anomali. Bizim demir bir boru 1,5 metreden geçen. Ama bir tüneldir. Oda, yani odanın tüneldir. Böyle görüntü alırsınız. Belli olur. Şuradan gittiğiniz zaman, sıfır noktadan başladığınız zaman dönüşte de aynı yerde kesiyorsa tekrar gittiğiniz yine aynı yerde bir şey varsa bir anomali olduğu hep belli oluyor. Mesela hiç olmayan bir dosya var mı bakalım. Mesela burada da mesela bir anomali olan yer. Şöyle bir hat geçiyor. Örnek olarak çekilmiş. Buraya baktım. Bu kaydırız. Ne kadar minimum maksimum ona bakıyor. 26, 37, 10 fark var. 30, 40, 10 fark var. Burada 9 fark. Ama burada 20 fark var. Yani anormal olduğu yer burası. Gayet net belli. Diğer şeylere baktığımdan çok düzgün bir yapılı bir anomalisi yok. Sadece şüpheli alan burası. Aynen. Burada çok belirgin bir yapı anomalisi öyle bir şey yok. Keza aynı şekilde burası da aynı. Dediğim gibi yani olan yapı anomali olan şeyler çok net belli oluyor.